Malumunuz, hatta bir çalışmamız daha var bununla beraber. Hemen komşumuzda Suriye'de, Halep'te bir Allah muhafaza bir kıyım oluyor. Yani ben Hataylıyım mesela. Hatay'ın Yayladağ köyündenim. Yayladağ köyünden bizim şu anda bomba sesleri duyuluyormuş yani, aşikarane. Allah Allah. Yani ciddi bir sıkıntı var yani, o kadar yani. Bir tarafta ciddi bir şekilde imtihanlar var. Üzülüyoruz, kalbimiz de yanıyor. Hatta bununla alakalı un çalışmamız da başlayacak. Hatta hocamızın nezaretine Fatih Medreseleri Vakfı olarak da 3 tane arkadaşımızı hemen ne yapacağız? Bir tır, en başta 3 tane tır da hemen bir tırı doldurup unla beraber göndereceğiz. Çünkü orada en çok una ihtiyacı varmış. Bununla buradan bilsinler inşallah tüm seyircilerimiz. Bundan sonra da bir un göndereceğiz inşallah. İnşallah. Tabii hocam da yani ben sormak istediğim aslında farklı bir soru. Hocam Uganda'ya bakıyorsunuz, yine Türkler koşuyor biiznillah. Bakıyorsunuz Suriye'de yine Türkler elhamdülillah bizden başta, Türkmenler'de özellikle olduğu gibi. Bakıyorsunuz hocam yani Doğu Türkistan'a bakıyorsunuz yine Türkler bir mücadele ediyor. Geçiyorsunuz Myanmar'da hocam yine Türkler mücadele ediyor. Filistin'de yine Türkler. Hocam tüm dünya Türkiye'yi mi bekliyor hocam? Bizi mi bekliyor? Biraz anlatır mısınız hocam? Aynen öyle. Hiç bu kelimeleri sağa sola hiç ya, yani işte falan filan şöyle böyle hiç gerek yok. Gerçekten bugün dünyanın Pakistan'ından tutun Hindistan'ına kadar. Bakın oradan Mescid-i Selam'a çok insanlar gelir gider. Oradan mesela insanlar dünyanın dört bir tarafına tebliğe giderler. Aynen Türkiye'ye geldikleri zaman biz onları camilerimizde misafir ettiğimiz zaman bize söyledikleri ifade budur. Biz uyuyan aslanı uyandırmaya geldik derler. Aynı şekilde mesela hacılarda, umrelerde Faslı, Tunuslu, Suudlu, Mısırlı, ondan sonra buna benzer işte Pakistanlı, Hindistanlı, Bangladeşli, Iraklı, Suriyeli Müslümanlara denk gelirsiniz. O Müslümanlar derler ki biz sizden bir adım bekliyoruz. Ama şükürler olsun bugün bu adımlar elhamdülillah atılmaya başlandı Yasin Hocam. Şükürler olsun ve bugün gerçekten bütçesine göre dünya üzerinde en çok yurt dışına yardım eden ilk ülke biziz. Bütçesine göre. Yani kendi bütçesine göre yurt dışına en büyük yardım eden ülke biziz. Şeyine göre de üçüncü sıradayız. Mükemmel hocam. Elhamdülillah. İşte Elhamdülillah. bu bizim bize ecdadımızdan kalan bir mirastır bu. Şükürler olsun. Bugün Filistin'e, Suriye'ye, Irak'a, Halep'e, bakın şimdi Afrika'ya, Uganda'ya, buralardaki bütün Müslümanlar elhamdülillah şükürler olsun Çeçenistan'a da çok zamanında ülkemiz çok sahip çıkmıştır. Oraya da çok yardımlar gönderilmiştir. Hatta bizim kendi hocalarımız, vekillerimiz ne yaptılar? Çeçenistan'a bizzat gittiler. Orada insanlara İslam'ı öğrettiler, dini anlattılar. Onların imanlarını takviye ettiler, güçlendirdiler. Onun için bu işler gerçekten bize bakıyor, milletimize bakıyor. Milletimiz uyandı mı? Başımızdakilerin uyanmama gibi bir lüksü var. Başınızda biraz işin içine siyaset karışacak ama fark etmez. Başınızda Kılıçdaroğlu da olsa Allah muhafaza etsin tabii. O bile olsa Allah'ın izniyle biz şuurlu olursak hiç kimse bu güzelliğin önünü kesemez. Onun için bu şeyi iyi bilmek lazım. Bütün şu an dünyanın gözü gavurlarınki de öyle. Yani Amerika'nın gözü de Türkiye'de. Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, bütün Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın, Rusya'nın hepsinin gözü Türkiye'de. Hepsi şu an Türkiye'ye odaklanmış durumda. Hepsi Türkiye'yi ülkemizi diş çöktürmenin derdine düşmüş. Ama elhamdülillah Rabbimiz onlara fırsat vermiyor. Vermeyecek de inşallah. Dostlarının hürmetine, bu talebelerin hürmetine, şu Kur'an okuyan şu kardeşlerimizin ülkemize, Türkiye'mize yaptığı dualar hürmetine gerçekten Mevla Teala seni ülkemizi yıktırtmıyor bu hainlere. İnşallah da yıktırtmayacak. Bu kardeşlerimizin bir medresede yaptıkları bir dua var. Belki onu hani araştırsak bulabilir, ekrana da belki verebilir arkadaşlarımız ama bilmiyorum bulabilirler mi? Bir tane hoca açmış ellerini Afrika'da ülkemize dua ediyor. Ama öyle bir dua ediyor ki sen onun ettiği duadan işin Türkiye'de bittiğini, kalenin Türkiye olduğunu, eğer Türkiye düşerse yeryüzünde bütün İslam aleminin düşeceği o ettiği duadan anlaşılıyor. Onun için biz bunu böyle bilelim kıymetli izleyicilerimiz. Eğer biz düşersek gerçekten İslam alemi düşer.
Niye zannediyorsunuz bu kadar ülkemize saldırıyorlar? Niye zannediyorsunuz bu kadar bizim üzerimize geliyorlar? Doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden her tarafından bize eskiden 7 düveldi, şimdi olmuş 70 düvel. Hepsi niye? Gerçekten ülkemiz o Osmanlı şuurunu, Osmanlı samimiyetini, ciddiyetini biliyorlar ki bu millet yine yeryüzüne yayar. Bu yeryüzündeki İslam alemini yine bu millet bir araya getirir. O yüzden bundan çok çekiniyorlar. Özellikle bu son zamanlardaki atılan adımlar, yapılan gelişmeler, ülkemizin ekonomik olarak yaptığı, teknolojik olarak yaptığı, işte sanayi anlamında, savunma anlamında yaptığı bir takım çalışmalar, gelişmeler, istihbarat anlamında yaptığı bir takım çalışmalar, bu İsrail'i, Amerika'sını, Almanya'sını, İngiltere'sini çok tedirgin etmiştir. Rusya'sını çok tedirgin etmiştir ama etmeye devam edeceğiz. Neden? Çünkü Allah'ın izniyle bayrak düştüğü yerden kalkar. Bayrak bu topraklarda düştü, bu topraklardan kalkacak inşallah. O yüzden de bunu iyi bilelim. Ona göre de biz elimizden geleni ne yapacağız? Sahiplenmeye, elimizden geleni kucaklamaya gayret edeceğiz. İşi tamamlayacak olan Rabbimizdir Yasin Hocam. Belki biz hepsine ulaşamayız, hepsine elimiz uzanmaz ama işi kim tamamlayacak? Allah tamamlayacak. Biz elimizden geleni yapacağız. İşi Allah tamamlayacak. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başınaydı. Tek başınaydı. Yanında 3-5 tane sahabe vardı Mekke'de. Demedi ki ya ben tek başıma bu kadar dünyayı nasıl değiştiririm demedi. Ve değiştirdi. Bak bugün dünyada 1,5 milyar insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidiyor. Ve 7 milyar insan da her ne kadar batıl yollarda olsalar da biliyorlar ki bu zatın gittiği yol doğrudur. Ama tek başınaydı. Kimse ya benim yaptığımdan ne olur? Benim yaptığım hayırdan ne olur? 10 liradan ne olur? 5 liradan ne olur? 3 liradan ne olur? Demeyelim. Ya biz Uganda'ya yardım etsek ne olur? Demeyin. Demeyelim. Edeceğiz her tarafa. Nereye ulaşabiliyorsak, nereye kadar bu işi götürebiliyorsak, bu sevgiyi nereye kadar götürebiliyorsak oraya kadar götüreceğiz. Ya hocam işte onlar, ya bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inansınlar diye zekat verdirtirdi kafirlere ya. İnansınlar diye, kalpleri İslam'a ısınsın diye. Yaptı bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları yapmak dinimizce uygun şeylerdir. Bu insanlar kafir de olsa onların kalplerinin İslam'ı ısındırmak için biz onlara yardımcı olmalıyız. Bu iş buralar kadar gitmiş. Oralarda insanlara bir hizmet ulaşmış. Biz burada bu hizmetin ayakta durması için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Hepimiz yapmalıyız. Sahip çıkmalıyız. Ülkemize de, dışarıya da. Biz ne sadece ülkemizi düşünebiliriz, ne de sadece ülkemizin dışındaki yerleri düşünebiliriz. Hepsini düşünmemiz gerekiyor. Bizim vazifemiz bu. Ne yapabilirim? Ümmet şuurunda olacağız. Ne yapabilirim? Yaptığın kadar, yapabildiğin kadar. Yaptığın kadar, yapabildiğin kadar. Dua edelim. Veya bir tutam tuz at ya içine. Bir tutam tuz at, yemek tatlanır. Ne yaptım deme. Değil mi? Tuzsuz yemekle tuzu yerinde olan yemeğin lezzeti aynı mıdır? Senin attığın, verdiğin o ufak bir şey belki de oradaki o çorbanın tuzuna gidecek yani. Onun için bir tuğla da olsa, ne memleketin neresinde olursa olsun, insan Müslüman kardeşinin yarasını sarmalı Yasin Hocam.